Arkadaşlar merhaba. Ben Orçun Onat Demiröz. Bugün bıyıklarını kesmiş bir Can Türktan var karşımızda. Can niye kestin bıyıklarını? Ne oldu? Neden yaptın? Her şeyi kestim. Bilmiyorum. Yani dün bir sakalı keseyim dedim. Ondan sonra dedim 1000 yıldır bıyıklıyım. Artık bir bıyıksız olayım. Ve nasıl olacak diye düşündüm. Böyle olmuş oldu. Bence. Şöyle bir dedin ki o zaman Jön Türk olayım. Böyle bir parlayayım. Namık Kemal gibi gezeyim mi dedin? Çılgınlar gibi parlayayım, dünyaya ışık saçayım dedim. Güneş izleyeyim. Ya güzel, bugün Godzilla vs. Kong'u konuşacağız. Hadi Godzilla. Aksaklıklardan ötürü buluşamadık ama dedik ki madem sözleştik o zaman bunu Zoom'dan yapalım. Evet. Ve filme dair şimdi ufaktan girişebiliriz bence. Sen filmi nasıl buldun Cancığım? Hatta Canzilla'cığım. Yani, muhtemelen Godzilla, Godzilla 2 ve Kong filmleri arasında en kötüsü buydu. Benim için yeterli bir yorumdu. O zaman görüşmek üzere gidiyor. Yani diğerlerinde en azından bir olay örgüsü takip edebiliyordun. Bunda olay örgüsünü tamamen bir kenara bırakmayı tercih etmişler. Abi olay örgüsü yok. Zaten hani senaryo falan uğraşmayalım demişler ya. Senaryo falan gerek yok hocam. Bizim bu hayvanlarımız, bu danalar böyle birbirleriyle boğuşacak ya. Pehlivanlarımız. İki pehlivan çıktı meydane. Yeter bize demişler. Yani ama işte o da ne kadar yetti belli değil. Ya hakikaten filme dair ben şunu söyleyeyim, bazı görüntüleri hakikaten çok beğendim. Yani bazı anları filmin çok böyle parlak ve sinematografik anlamda o CGI'ler falan çok hoştu. Özellikle Kong'un yakın planlarını falan ben çok beğendim, güzel yapmışlar. Ama abi elin saf, biraz da hikayeye insan kafa yorar yani, biraz böyle yani. Değil mi, biraz yani hani bu kadar da abes olmasın falan der yani. Ya ben şeye çok coşuyorum. Godzilla'ları beğeniyordum. Yani beğeniyordum dediğim yani kötü filmler ama en nihayetinde bu hayvan niye savaşıyor, ne yapıyor, ne ediyor, bir background'u var. Motivasyon bulunca o gazlı sahneleri, dövüş sahnelerini, ağzından lazer fışkırttığı sahneleri birazcık daha şey izliyorsun. Ha bak bu bundan oluyor diye bakıyordun. İki filmde de bir şeyler vardı en azından. Ama bu filmde gerçekten bu ikisi niye dövüşüyor? Ne oluyor şu an burada? Hiçbir açıklaması olmayan şeyler ve yani yazdıkları senaryonun kötülüğüne de bence parça parça gireriz. Ben yani çok çok doluyum. İstersen girebiliriz. Ya şunu söyleyelim, bu aslında Legendary Pictures'ın bu Monster Wars'taki 4. filmi. İşte bahsettiğin üzere 2 tane daha Godzilla filmi vardı ve bir tane de Kong filmi vardı. Orada hani aslında bu yani fanların da beklediği bir şeydi. Yani Kong'la Godzilla karşı karşıya gelecekti. İşte bir önceki filmde Godzilla zaten King of the Monsters oldu. İşte diğer canavarlara abi elini öpeyim çektirdi ve o dünyada öne çıktı. Şimdi sırada bir Kong'umuz vardı. Ama abi bu kadar kofti bir sebeple Kong'la Godzilla'nın karşı karşıya gelmesi gerçekten saçma. Yani şey olarak yorumluyorlar bunu, işte iki tane alfa karakter, iki tane alfa canavar aynı dünyada olmaz falan da abi yani hani değil mi, biraz böyle orayı kaz yani, biraz orayı aç. Tabii yani bir de bugüne kadar hiç farkına varamamış mı, sadece oradan 2 metre öteye çıkarınca mı Kong'un kokusunu alıp da Godzilla saldırmaya başladı? Onun hiçbir açıklaması yok mesela. Denizde niye Godzilla gelip saldırıyor? Hiçbir manası olmayan bir sahne yani. İstersen oradan devam edeyim. Benim gözüme en çok batan sahnelerden biri o deniz sahnesiydi. Yani hiçbir gereği olmayan, tamamıyla hani atılsa atılacak, kurguda çıkartılacak bir sahne. Yani manasız. Zaten boyutlandırmada falan sorun var. Yani böyle gemiler evet ters düz oluyor. Kong gemilerin üzerinde zıplıyor falan. Ne oluyor meçhul, böyle saçma sapan şeyler oluyor. Ya bir önceki filmde biz Kong'u böyle suyun altından çıkarken böyle helikopterler şu kadar kaldığında falan filan
Yani şimdi gemiye yatırıp bağlamışlar. Bravo. Nasıl olabilir ki böyle bir şey? Yani hiçbir manası olmayan bir sahne ya. O nasıl bir transatlantiktir ki böyle Kong'u taşıyor ki? Kong, bu arada söyleyeyim yani normalde Kong abi hani Godzilla kadar büyük bir hayvanat değil. Öyle bir canlı değil. Yani bu canlı aslında işte orijininde gökdelenlere falan tırmanan, oralara kız kaçıran falan bir canlı kendisi. Şimdi bir gördük Kong'u, kendisi gökdelen kadar falan. Evet yani resmen gökdelen kadar yapmışlar ama denizde de öyle pek gözükmüyor. Gerçekten çok enteresan bir boyutlandırma şeyi. Ya zaten bir önceki filmle de uyuşmuyor. Hiçbir şeyle uyuşmuyor. Bu filmdeki başka hiçbir sahneyle de uyuşmuyor. O sahne gerçekten çok rahatsız edici bir sahneydi. Değil mi? Bir de böyle Godzilla ulan. Yani böyle hani motorları kapatalım gitsin Godzilla falan. Öldüğümüzü sansın falan. Yani hayvan bakmıyor mu? Görmüyor mu yani? Anladın mı? Motor kapanınca okey mi yani? Bir anda ay sessiz olalımcılıklar. Çok saçmaydı ya. Ben orada şey dedim. Ağam bizimle eğleniyi falan yaptım. Yani resmen öyle bir sahne ya. Çok hakikaten filmin en kötü birkaç sahnesinden bir tanesi oydu. Diğer sahneler kötü adam sahneleri. Bir tane kötü adam var ya, bu Mecha Godzilla yapan adam. Ben kötü adamım ilk sahnede girişinden hemen belli. Türk film, Erol Taş tarzı kötü. Evet. Onun da altı boş. Yani şunu sevdim aslında bir yanıyla. Yani filmde hani tamam o savaş sahneleri falan, o dövüş, o pehlivan kapışması fena değil, güzel. Bir yanıyla hani böyle Kong'un neden King olduğunu anlatmaya çalışmışlar. Hani o işte biraz böyle Jules Verne'e de biraz selam göndererek işte dünyanın merkezine yolculuk kapısı. Hani oytu dünya tabii falan. Hani Jules Verne mezarında ters dönüyor. Ters dönüyor ama hani en azından böyle bir oraya arka plan çizmeye çalışmışlar. İşte hani Kong'un atalarının dünyasına gidiyoruz falan. Orada baltayı kapıyor falan. Oha, Kong olduğunu görüyoruz falan. Okey, bunlar fena değil ama abi yani geçen filmde siz Godzilla'yı tanrı katına çıkardınız değil mi böyle hani? Tabii tabii. Nükleerden, yedi nükleerden böyle hani acayip bir şey döndü işte. Alien bir canavarı işte Monster Zero'yu mahvetti falan, kopardı. Bütün canavarlar etrafında döndü falan. Lan bu Godzilla Kong'u mu takar yani, hani öyle bir durum var. Evet yani gidip de öbür tarafta ejderha başlarını elleriyle ayıran bir hayvandan. Şimdi küçücük maymun mu yani gerçekten bu, bunun yani ilk oğlu. Ya dövdü bu arada. Kong'u dövdürmüşler ama yani bu mu yani? 3 dakika içerisinde Kong'un parçalara ayrılması gerekiyormuş gibi hissediyorsun yani. O dövdürme de böyle şey dövdürmesi. Öp lan abinin elini, öp affedeyim falan gibi birbirlerine çüklüyorlar falan. Hani o ona alfa bakış atıyor. O, ben de senin kadar alfayım, benim alfalığımı işte hani kabul et falan şeklinde bir durum söz konusu. Yani oralar gerçekten çok cheesy'ydi. Ama gene de hani sondaki o Mecha işte Godzilla'yla kapışmalar falan, o baltayı kullanması. 1962 yılında yapılmış filme de birkaç tane gönderme vardı. Onlar da hoşuma gitmedi değil. Hani onlar da fena değildi. Fan service ama. O filmleri seven bilen insan için. Ben mesela eski Godzilla filmlerini, Kong filmlerini bilirim ama Godzilla filmlerini hiç bilmem. O yüzden ya bu yeni Godzilla filmlerini beğeniyordum. Her ne kadar işte yine fan service anları olsa da elle tutulur, izlenebilir bir şey yapmışlardı ama bu film kesinlikle yani hiç kimseyi memnun etmemiştir diye tahmin ediyorum. Yani sen biliyorsun, seviyorsun belli ki ve sen keyif alamadıysan çoğu yerde zaten büyük bir fail bu film yani. Ya ben kaju filmlerini severim hakikaten. Yani böyle oh sabaha kadar bu büyük ayıcıklar çarpışsınlar, birbiriyle böyle kükreşsinler falan. Yani böyle hani tam bir anı al, kafa dağıt filmleridir bunlar. Hani keyiflidir. Tabii. Ama yani mesela ilk Godzilla filmleri falan biraz daha farklı tonlardadır aslında. Yani bu zaten Amerikan yapımı bu son dört filmler. Legendary işte Pictures'ın filmleri. Hani Godzilla da Godzilla olmaktan çıkmış falan. Biraz ben ona takıldım. Asıl Godzilla bu değil ulan falan diye böyle biraz izledim. Bir yanıyla da abi yani izlerken şey takılıyorsun hakikaten. Ya bu Millie Bobby Brown'cumuz bizim niye filmde abi? Geçen filmde mesela
Millie Bobby Brown'un babası çok önemli bir rolde. İşte hani o orka cihazını geliştirenlerden birisi falan. Bu filmde hani birkaç sahnede görüyoruz. Saçma sapan yazmamışlar yani şey de yazmamışlar. Sahne de yazmamışlar adama. Niye var tabii mesela bu filmde? Tek yaptığı, tek replikleri falan şey yani. Aa bu geliyor, aa şu gidiyor. Bu kadar ya. Bundan ibaret. Yani gerçekten adam elle tutulur bir tane cümle etmedi. Niye bu insanları izliyoruz ki biz dedim her seferinde. Arkadan kedi geçti galiba. Bir kedi gördüm sanki. Evet evet. Sütlaç kendi yere attı bu filmi hatırladım. İntihar etti. Resmen. Resmen kendi kütüphanenin üstünden yere bıraktı. Ya ben bir sahneye çok değinmek istiyorum. Onu konuşmadan hiçbir zaman içim rahat etmeyecek ve o sahnede bu Hollowworth'e gittikleri zaman oradaki o mavi madenin bu kötü adamın kızının ekibi tarafından upload yöntemiyle Mecha Godzilla aktarılması. Nasıl oluyor bu? Hiçbir açıklaması olmayan, hiçbir bilimin yani oradan böyle alacak, örümcek onu alıyor. Sonra götürecekler Hollowworth'ten zannettim ve upload oldu yani böyle %99'a kalıyor. Wi-Fi ile hızlı şekilde abi böyle hani 5 ya inanılmaz yani oradan nasıl çekiyor zaten hani bir şey ya, hiçbir açıklaması olmayan ayrı bir şey ve yani maden uploadculuğu gerçekten dünyayı kurtarmış olması gerekiyordu anladın mı? Madeni upload edebilen maden sektörü falan çok gelişti falan demeleri lazım insanlara. Ay çok iyi ya. Maden uploadingi diye bir değil mi? Kol gelişebilir belki bu filmden sonra. Hop kazdığın madeni aktar. Diğer adam da diyor ya bunu önce bir test etmemiz lazım falan. Hop sonraki sahnede adamın beyni yanıyor falan. Yani herhangi bir VR cihazındakilerin beyni yanabilir yalnız. Çok iyiydi ya. Maden uploading. Ya ben şeyi sevdim bu arada. Filmdeki karakterlerden hani birisi varsa sevdim. O siyahi abimizi böyle hani şakacı takılan hani sürekli işte komplo teorileri geliştiren falan. O mesela filme en azından biraz renk katıyor değil mi? Hani... Evet yani hani o en azından neyin ne peşinde koştuklarını bir çıt. Ne gibi bir teknoloji peşinde koşuyorlar bu adamlar? Kötü adamları yani işte en çok onları gördük herhalde. O, Millie Bobby Brown bir de kim vardı? Bir kişi daha var. Ha bir de o geek çocuk. Geek çocuk. Şeyle gelen Judas Priest dinleyerek Breaking the Law, Breaking the Law. Evet diye. Evet öyle gelen çocuk yani. Aman tanrım. O da yani... o sahneyi de sevdim bu arada. Vay be dedim. Tabii ki ama bu filmde Judas Priest çalıyor diye sevinsem mi ağlasam mı bilemediğim bir başka bir nokta benim. Peki şey yani siyahi abi tamam hani bütün bu saçmalıklar içerisinde adamın saçmalığı da yeniyor yani. Hani adam da hani böyle biraz komik bir karakter falan biraz çılgın falan. Ama benim de aklıma takılan sahne abi şuydu. Senin maden uploading'i gibi. Hani çocuk diyor ya ben çözebilirim. Ben hacker'ım falan moduna girip böyle. Ya aslında sadece HTML dersi almıştım falan dedikten sonra adamın böyle kahve döküp bütün sistemin çökmesi. Bu muydu lan yani? Hani, maden uploading'i yapabilen bir firmanın sistemi. Böyle mi çöküyor yani? Kahveyle mi çöküyor yani? Gerçekten inanılır gibi değil ya. Ya çok artık gerçekten olacak iş değil. Çok sahne var ve çok an var ya bu filmde. Ya ben şeye rahatsız oluyorum biraz. Yani tamam abi amacınız evet yani aslında bu filmin amacı ve filmin yıldızları tabii ki iki tane ayu. Yani o Godzilla ile Kong. Tamam bu okey. Yani bunu aldık. Ama abi yani izleyicilerle de dalga geçer gibi hatta onları aptal yerine koyar gibi de yani bir hikaye yazılmaz be kardeşim. Ayıptır, günahtır ya. Bu kadar olmaz canım bence. 200 milyon dolarlık film ulan bu yani. Hani bir en azından kıçı kırık bir senaryo mı yazamadınız yani? Abi yani nasıl ya? Maden uploadu falan. Ya böyle yazalım geçsin diye yazıldığı çok belli ya bu senaryo. O çok üzücü işte. Yani hiç bu kadar yani bir de her türlü film yerden yere vuruluyor, eleştiriliyor. Biraz bir koskoca ekip, koskoca Hollywood bu kadar kötü yazmayı başarmak da ayrı bir başarı yani.
Ey Hollywood. Ya basit bir iki neden bul, dövüştür, çarpıştır, gürül gürül dövüşsünler. Ya da yani gerçekten hiç senaryo ekibine verecek para kalmadı. Full CGI'ye döktüler bütün 200 milyon dolarını. Abi 99,99,000 dolara yazdırdılar. Şuradan genç bir arkadaş getirin bize, bir junior copywriter gelsin yazsın diye. Tabii tabii yani. O bile değil. Daha da ucuza internetten freelance 5 dolara senaryo yazıyorum şeyi çözmüşler sanki. Bir onunla ilan verip böyle, değil mi? Ya şey, öyle diyoruz da bir yanıyla da abi filmde Millie Bobby Brown falan oynuyor. Yani kaşesi yüksek oyuncular falan da var yani. Hani o zaman niye var abi bunlar? Ya ben ya gerçekten anlayamadım. Şu an filmin notuna bakıyorum ve inanamıyorum. 6.6 vermiş insanlar bu filme. Biraz işte o fan servis etkisi ya. Muhtemelen fanlar böyle hani işte o dövüş sahnelerini sevdiler ve o yüzden abanmış olabilirler, ama hani film mi diye tartışırsak oradan çıkamayabiliriz. Yani bu film midir? Yani sadece dövüş anlarını görsek daha çok keyif alırdım. Bize bir saatte bunları gösterseler. Geri kalan bir de 2 saat mi ne film? Dünya kadar uzun. Bu aptal hikayeyi uzattıkça uzatıyorlar yani. Hiç. Değil mi? Neredeyse 2 saate yakındı bu arada süresi de. Hani... Kaçmış bir daha. Bir bakayım abi. 1 saat 53 dakika. Yani hiç gerek yok. Gerçekten 1 saat 20 dakikada çözebilirmişiz her şeyi ve kapatabilirmişiz kapıyı. İyi günler diyerek. Şimdi sence bu filmin devamı gelir mi peki? Gelmeli mi ya da? Bence burada bitirebilirler yani. Bence de işte çok güzel final yaptılar. İkisi de barıştı, yollarına baktılar. Daha ne yapacaklar ya? Uzaydan yaratıklar geldi, dövüştüler. Kong'u zaten izledik hikayesini, mis gibi ne güzel. Ondan sonracığıma bunların ikisini de dövüştürdüler. Şimdi ne yapacaklar? Ya da yeni bir kaiju, bilindik diyeceğim de bilindik başka kaiju yok yani. Büyüklerin hepsini geçen filmde de görmüştük zaten. Yani öyle, evet. Değil mi? Rahat bıraksınlar bizim yavrucakları kendi hallerinde. Tabii ama totalde o 10 film mi ne yapacağız gibi bir açıklamaları vardı ya. Abi elde öyle bir materyal olsa ah yavrum. Yani hani burada materyal kalmadığını emin olduk yani. Evet. Bunun ötesine daha ne zorlayacaklar gerçekten merak ediyorum. Ama enteresan Can ya. Yani tabii bu rakamlarla da oynuyor olabilirler. Emin değilim ama yapılan haberlerde filmin gösterildiği yerlerde büyük ilgiyle karşılandığı ve hani ilk gişe haftasında iyi sonuçlar verdiği söyleniyor. Yani bu zaten beklenen bir yanıyla beklenen bir şeydi. Çünkü sonuçta bu yılın önemli blockbusterlarından birisiydi bu film. Ama hani gerçekten ben bazen böyle o 90'lardaki falan o gerçek blockbuster'ları özlüyorum ya. Bu mudur abi blockbuster diyerek hani izledim bu filmi. Bir de sanırım biz sinemada izleyemediğimiz için neticede biz küçük bir ekrana yaslandık. Yani o şekilde izlemek zorunda kaldık filmi. Belki perdede izleseydik en azından o sahneler, o büyük sahneler, o görkem bize daha çok dokunabilirdi. Mutlaka ama yani işte eski blockbuster'larda yine de bir konu oluyordu abi. Tabii canım. 50 milyon dolar kazanmış ilk haftasında bak. Evet ama ben o rakamlardan emin değilim. Yani onu oynuyor olabilirler. Emin. Kazandık şeyi yapmak ya, için değil mi? Ya çünkü onu mesela Nolan'ın son filmi işte Tenet'te de yapmışlardı. Yani Tenet'in de tam rakamlarını bilmiyoruz yani. Anladım. Yani işte kümülatif worldwide gross evet. Dediği şeyde yani totalde şu an 285 milyon dolar en azından zarar etmedi şu an film, onu görüyoruz. Yani evet. Belki yani evlerden falan da izlenmeye başlandığı için belki zararını bir şekilde karşılıyordur, bilmiyorum. Çok para. 100 milyon dolar bu filme. Değil mi? Şey diyorsun. Bu mu lan? Yani çıkan sonuç bu mu diyorsun ya? Yani? Evet yani. Daha çok aşı dağıtılabilirdi falan. Böyle şey başladım. En azından halka yararlı olurdu. Evet ya resmen. Bir yararı olurdu. Öyle. Ya bu arada hakikaten ben Pacific Rim'i falan severim bu arada. Yani işte Del Toro'nun yaptığı falan. Onlar mesela iyi kaju filmleridir. Ama abi ama o güzeldi. Yani evet. O galiba anladın mı? O ekiplerin kendi aralarındaki muhabbetlerini falan izlemek yani. Eğlenceliydi o filmde yani. Evet. Yani o bence Pacific Rim iyi bir film. İkiyi evet. izlemedim hala.
Ama bir gayet ilk film daha iyi. İlk film daha iyi. Bu arada yani bence böyle bir prodüksiyon yapıyorsan abi hakikaten prodüksiyonun hakkını verecek de bir A sınıf ve aksiyon anlamında yani iyi hikaye kurabilecek falan bir yönetmenle de çalışmak lazım diye düşünüyorum yani. Katılıyorum, katılıyorum. Yani bu burada o adamın ilk filmi mi ne öyle bir şey mi de değil mi? Öyle bir şey de okumuştum. O yüzden hani yok varmış filmleri ama yani Blair Witch'i çok yöneten adam anladım tamam. Ben de. Ama yeni Blair Witch o da o kadar kötü bir filmdi ki inanılmaz kötüydü. İzledim mi bilmiyorum. Yok yeni İzlemedim. Blair Witch'i izlemedim. Çok kötü bir film. Remake'ine yani çekinebilirim. Hele bu filmden sonra yaklaşmayabilirim yani. Yok yok bayağı başarısız bir filmdi ya. Öyle Can'cığım. Başka değinmek istediğin bir şey varsa değinelim. Çok da uzatmaya gerek yokmuş gibi hissediyorum bu filmi. Yani Maden Uploading'ini de konuştuğumuza göre yeni bir iş kolu olarak. Başka bir hiçbir şeyim yok. İstersen Teoman'ın yeni albümünü konuşabiliriz. Dün ben dinlemedim onu. Senin tweetini gördüm sadece konuyla alakalı. Ben merak ediyorum yani. ben sabah bu arada yani kayıt öncesinde dinledim albümü de. Teoman abiye selamlar. Abi selam. Öyle Cancığım. O zaman çok teşekkürler. Ne demek ya? Sağ ol bu filmi bana izlet. Bu filmi sana kitlediğim için. Yok yok. Yani iyi ki ben işte eski ev arkadaşlarımla oturup izledim. Böyle bir eski ev arkadaş gecesi yaptık. Tek başıma izleseydim herhalde 15. dakikada gerçekten kapatıp bu videoya öyle gelirdim yani. Mantıklı. Dayandık sonuna kadar birbirimizi gaza getirdik. Ahmet Ede'ye de izledik. Yoksa gerçekten izlenmezdi bu film. Yok ya gerçekten. Haklısın. Bir şey diyemiyorum yani. Ben de böyle tamamıyla evde biraz kafam dağılsın falan diye böyle hani işte bira aldım falan böyle hani keyifli bir akşam geçireyim diye umuyordum ama olmadı. Olmadı. O zaman Can'cığım selamlar. Öpüyorum. Görüşmek üzere diyorum. Bu arada Can'ı daha fazla görmek için kanala abone olmayı unutmayın. Kapanışla böyle yaptım. Hadi bay bay.